söylediğinde kavimde akide adına inanılmaz bir karmaşa ortaya çıkmış tevhidden tamamen yüz çevrilmiş şirk bataklığına batırılmış biraz sonra geleceğiz ayrıntılarına nasıl bir inanç kodları var inançlarında Allah'ın istediği düzeyde bir inanç yok şimdi benim güzel kardeşlerim bu derste ben size çok şeyler söyleyeceğim göreceksiniz ama şimdi bir cümle söyleyeceğim inşallah unutmayacaksınız tevhid tesisi oldukça zor olan ama muhafazası tesisinden kat ve kat daha zor olan bir değerdir. Ne olur? Bunu bir kaydedelim. Çünkü bununla bizim önemli bir meselemiz var. Bu bizim imanımızla alakalı bir mesele. Tevhid tesisi oldukça zor. Kim diyorsa kolay doğru söylemiyor. Kim diyorsa çünkü zor. La demek zor. Vallahi zor, billahi zor. O la ilahe dediğin zaman eğer gerçek demişsen Kavli o anlamda dememişsen sadece sözle dememişsen altını doldurarak demişsen yıkıyorsun. Bütün ideolojileri yıkıyorsun. Bütün batıl bu sistemleri yıkıyorsun. Sana dayatılan her şeye hayır diyorsun. Şeytanın sana telkinlerine hayır diyorsun. Nefsin arzularına isteklerine hayır diyorsun. Allah ne istemiyorsa bu manada hepsine hayır diyorsun ve yıkıyorsun. Kolay mı bu öyle? Kim diyorsa tevhid kolay, tevhidi anlamamış. Bu çok zor. Zor olduğu için zaten hatırlayın Mekke'dekiler zorlandığı söylemekte. Onu söyleyen de bedel ödedi. Çünkü o söz ciddi 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 bedeller ödetiyor şu anda tatlı su Müslümanları olmuşuz bir elimiz yağda bir elimiz balda öyle bir Müslümanlık tasvir ediyoruz ki hiç kimse bize kızmasın hiç bizi kimse bize küsmesin hiç kimse bizim tavuğumuza kış demesin böyle bir şey tamam nasılsa artık bizim ahir zaman Müslümanlığı mı diyeceksiniz ne diyeceksiniz ama böyle bir şey yok aslında tevhid dediğiniz şeyde bambaşka bir şey var eğer onu muhafaza etmek istiyorsan da hayatının sonuna kadar yani bu gençlikte olabilecek bir şey değil sadece. Hayatının bir devresinde muhafaza ettin tamam şurayı geçersen bundan sonra böyle bir şey yok böyle bir şey de yok. Son nefesine kadar da muhafazası için gayret edeceğin bir değer tevhid. Hal böyle olunca benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bir hatırlayın. Nuh aleyhisselam ya tufan gelmiş. Oğlu Kenan'a diyor ki bin gemiye bilmiyor. At kavmini Hud aleyhisselam o kadar ısrar ediyor olmuyor. Söyleyemiyorlar o tevhid cümlesini la ilahe illallahı söyleyemiyorlar. Aynı şeyi Semud kavmi de söyleyemiyor. Bir miktarı iman edecek geri kalanı ise hayır diyecekler ve salihe karşı çıkma adına ellerinden geleni yapacaklar. Biraz süreci getirelim bu tarafa doğru Ebrehe'nin fillerle Kabe'yi yıkmak için geldiğinde Allah'ın bir büyük mucizesine şahit oldular Mekke ahalisi. Ve Ayşe anamız diyor ki o olayın şahitlerini ben gördüm Mekke'de. Yani onlar gördüler nasıl ev, Ebabil'ler o taşları attılar ne oldu nasıl helak oldu buna şahit olan bir sürü insan var. Allah'ın bu kadar açık bir yardımını, nusretini, mucizesini görmüş olmalarına rağmen Mekkeliler la, la ilahe diyemediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin son halkasında 23 yıl boyunca hadi diyelim biz Mekke dönemini konuşsak. Mekke döneminde 13 yıl boyunca Kulu la ilahe illallah tufluhu dedi. La ilahe illallah deyin kurtulun dedi diyemediler. Çünkü zor bir şey bu. Gerçekten zor. Sonra söyleyenlerin onu muhafaza etme adına ne bedeller ödediğini de biz görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu tevhid nasıl zedeleniyor? Ne oluyor ki bir şekilde tevhide şirk bulaşıyor ve bulaşan o şirk o imanın temel meselesini zedeliyor. Eğer şöyle bir şey düşünüyorsak şimdi şeytan bir şey diyecektim demeyeyim. Bu şeytan diye resmediliyor ya bize çizgi filmlerde. Bu şeytan işte bak şeyleri de var boynuzları da var elinde dirgeni de var. Geliyor diyor ki ben şeytanım sen de diyorsun ki ben çağın Bilal'iyim seni dinlemeyeceğim onu dinlemiyorsun ve onun ne söylüyorsa her türlü ayartmalarına, şunlarına, bunlarına hayır diyorsun. Böyle birini bekliyorsan sen ancak bunu çizgi filmlerde görürsün. Böyle gelmiyor şeytan sana. Şeytan böyle gelse ya, böyle bilindik bir simayla gelse, bilindik bir şekilde gelse. Ahmak mıyız biz bunu dinleyelim? Biz deli miyiz yani aklımız az bir şey çalışsa nasıl bir şeytanı dinleyeceğiz? Ama şu anda dinliyoruz şeytanı çünkü şeytan böyle gelmiyor. Eğer deseniz ki bundan sonra bizim bütün imtihanımız da bu, bunlarla bu da bitti böyle bir şey yok. Böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlarımız yoluna kurban olsun son veda Hacında söyledi. Artık şeytan sizden ümidinizi kesmiştir dedi. Artık bu beldelerde bunlar olmayacak dedi. Aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz söylüyor söyleyeceğini ama biz tam anlamıyla anlamadığımız için kendi dünyamızdaki o mesajlarla yoğurmadığımız için anlamıyoruz. Şimdi Ümeyye İbni Halef diyelim ki bu çağın işte zalimi o zaman Bilal'in karşısına bunlardan bir tanesini çıkardı. Hadi dedi Bilal inkar et Muhammed'i ve onun getirdiği dini yeniden lata uzdaya menata saygı göster tazim et atalarının dinine dön seni serbest bırakayım seni şöyle yapayım böyle yapayım dedi Bilal de her ona o söylenen sözlere karşı nasıl tevhidi anlamışsa o siyahı beden bedeni siyah olan ama gerçekten aydınlık bir kalbin aydınlık bir vicdanın sahibi olan o güzel siyah inci her türlü baskıya rağmen ahadun ahad dedi onları çıldırttı. Onları memnun edecek tek bir cümle söylemedi. Ama benim güzel kardeşlerim inanın ne olur artık inanalım buna. Ne şeytan ne şeytanın adamları ne çağın Ümeyye İbni Halefleri Ebu Cehilleri Ebu Lehepleri karşımıza bunlarla çıkmayacak. Bunlardan bir tanesine hadi buna tanzim edin diyerek tazim edin diyerek çıkmayacak. O devir bitti artık. Şeytan bambaşka şeylerle çıkacak. Çağın putlarıyla çıkacak. Neler neler yapacak. Ambalajları farklı bir biçimde ortaya koyacak. Koyduğu her ambalajla da senin tevhidi bilincinde ufacık bir böyle bir yara açmaya çalışacak. Zaten ufacık açsın gerisi gelecek. Şimdi o ufacık açmayla ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Şoförler beni daha iyi anlayacaktır. Şoför olmayanlar da anlayacaktır. Arabayla gidiyoruz biz. Bir anda böyle küçücük bir taş tak dedi bizim camımıza çarptı. Baktın ki ufacık bir zedelenme oldu. İhmal etsen ve tedbir almazsan bir müddet sonra cam böyle oluyor. Ufacıktı hiç gözle bile gözükmüyordu ama bir orada zedelendi ya zedelendikten sonra sen onu tedbir almazsan ki onun biliyorsunuz nasıl tedbir alındığını ona ait bir tedbir almazsan bir anda küçücük o çatlak ya da bir ufacık zede yukarıya doğru aşağıya doğru yana doğru sağa doğru sola doğru çatlaklar büyüyor 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 aşöyle bir hale geliyor bu hale geliyor. Ve bunda da yine önlem alma, alınmazsa bakın mesela şurada camın bir miktarı sağlam kalmış. Şöyle bir çizilse burası güzel bir biçimde en azından geriye kalanını kurtarırız bunun. Öyle de olmuyor. Olmayınca a şöyle oluyor. Ve artık o cam kullanılmaz bir hale geliyor. Çokça görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır. İnanın şirk böyle bir şey. Ufacık ama ambalajı inanılmaz derecede şeytanın süslemesiyle geliyor bize. Bir çatlak oluştursun. Alma onun önlemini. Tevhid adına asıl olması gerekeni yapma. Bir bakıyorsun çatlak sağa sola gitti. O cam darmadağın olduğu gibi senin tevhid bilincinde darmadağın oldu. Ya hocam